7000 metrekarelik bir alana oturuyor. Yukarıdaki alan şekillenecek olan da 10.000 metreyi geçmiş oluyor. Kemal amcamıza, Bülent Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkür de Fatma Hanım'a, çünkü kendileri de bizi buluşturdular hayırseverlerimizle. Bizim kadim şehirlerimizde önemli olan silüet açısından, şehri yansıtma açısından, inancımızın sembolü olan camilerimiz ve minarelerimizin bu tür şehre hakim tepelerde inşa edilmesi oldukça önem taşıyor. Ki şu anki yapılacak camimiz de Konya'da şehre hakim olan en büyük camilerden biri olacak. Konya için konumsal olarak silüet açısından da bu caminin imaj açısından da şehrimize çok şey katacağına inanıyorum. Camimizin ismi Kemal Akpınar Beyefendi'nin rahmetli olan eşi Zeliha Akpınar Hanımefendi'nin ismiyle inşallah burada daim kalacak. Üniversite öğrencilerinin burada çok amaçlı olarak kullanabileceği fonksiyonel bir cami özelliği de taşıyor. Bu şekliyle şehrimize, bölgemize, üniversitemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehre damgasını vuran, şehre kimliğini hatırlatan bir eser olarak da bu caminin şekillenmesi bizim için bir öncelikti. Bu konuda Kemal Beylerden Meram Belediyesi aracılığıyla böyle bir teklif gelince biz çok mutlu olduk. Bu mutluluğun birkaç nedeni var. Bunlardan birisi Kemal Bey'in eşinin, rahmetli eşinin hatırasına yapıyor olması, böyle bir camiyi yaptırıyor olması, çocuklarıyla beraber böyle bir karar vermesi önemliydi. Toplumumuzda aileye, anneye önem anlamında bunun altının çizilmesi gerekiyor. Rahmetli eşine duyulan bu saygıyı ben burada altını çizmek istiyorum. Yine toplum için görünür ve çok bir ibadet anlamında yoğun kullanılabilecek bir mekan şekillendirme çabası. Bu da altı çizilmesi gereken bir diğer konu. Bunun şehir tarafından görünecek bir noktada olmasının arzulanması da şehre bir kimlik katması şeklinde bir düşünce, de saygı duyulması gereken bir düşünce. Bu konularda gösterdikleri hassasiyetten dolayı Kemal Bey'e, Bülent Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Meram Belediye'mize de verdikleri destek ve katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Konya'nın en büyük camisi olması ve 12 bin civarında bir cemaate hitap edecek olması önemli. Bu cami Konya'nın camisidir. Sadece kampüsün camisi değil. Üniversiteler kendi içine kapanık yapılar olarak hizmet üretmezler. Toplumla iç içe, beraberce yaşayan varlıklardır. Bu anlamda da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin toplumla kaynaşması, bütünleşmesi açısından bu caminin de özel bir fonksiyon göreceğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ettiğimiz bu caminin inşallah açılışına, hep beraber ibadetine, buranın Konya'ya hizmet etmesine ve buradaki yetişecek öğrencilerin vatanına, milletine hayırlı insanlar olmasını, bunları görmemizi Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Burası din ile bilimin buluştuğu, kesiştiği bir nokta. Bu bakımdan çok önemli. Bugün baktığımızda bir ay önce ülkemizde çok vahim bir hadise yaşanmış. Ama biz bugün burada şehrimizin en büyük caminin, din ile bilimin buluştuğu merkezin camisinin temelini atıyoruz. İşte bizim milletimizin ruhu budur. Yani eşeğe vefayı örnek almak isteyenler gelsinler buraya baksınlar. Tevazuyu görmek isteyenler gelsinler buraya baksınlar. Geleceğe, ötelerin ötesine yatırım yapmak isteyenler de gelsin buraya baksın. Bu bakımdan da çok çok anlamlı. Bu şehrimizin, biraz önce hocamızın da ifade ettiği, şehrimizin bir eseri olacak. Şehrimizin camii ve şu an itibariyle Konya'daki en büyük cami, 12 bin kişilik cemaat mahalle olan bir cami. İnşallah açılışını da Cenab-ı Hakk'ın nasip etmesini, kazasız belasız çalışmaların sürmesini temenni ediyorum.